Ve bu Volkan tekiptir. Benim tadımdan tekiptir. Konusunda bunlar sonra Ali Bekir'in İlk yürütme kurulumuzu oluşturduk. İlk yürütme kurulumuzun listesi internette açıklandı. Onu da hepiniz gördünüz, biliyorsunuz. İlk yürütme kurulumuzun başkanları da aynı zamanda yatırım ve ekonomik işlerle ilgili kurulumuzun da başkanları yürüten Caner Erdinç geldi. Bunun da hayırlı olur. Hayırlı konuda duracağını biliyorum. Bu yıl en önemli bölümleri geçen yıl yapmış olan kulüpler toplantısında kararlaştırdık. O, bu yılın Süper Lig'e hazırlık yılı olmasıydı, biliyorsunuz. Ona takımlı gruplar halinde yapacaktık ve 4 gruptan 3'er takım gelecek yıl Süper Lig'i oluşturacaktı ilk 3 takım. İşte bu yıl onu başlatıyoruz, şu anda onu başlatıyoruz. Süper Lig'in düğmesine bugün basılıyor. Süper Lig bize ne sağlayacak? Süper Lig'in önemli. Adı Süper Lig olunca, adı Süper Lig olunca ne değişecek diye düşünebilirsiniz. Süper Lig bize her şeyden önce futboldan kalite getirecek. Daha ciddi bir rekabet getirecek. Futbolda kalite ve rekabetin yanında Süper Ligimizin adına aynen Kürtüsel Süper Ligi'den değil mi? Bir sponsor almak imkanı getirecek bize. O kaliteyi yakaladığımızda o sponsorluğu da bulacağız. Reklam ve sponsorluk avantajlarını beraberinde izleyecek. Ve Süper Lig bizim için işitme engelli futbolun çıtasını yükseltmek, daha kaliteli ve daha rekabetçi bir futbol anlayışını hayata geçirmek için vesile olacak. Ayrıca bu yıl bir başka yeniliğimiz daha olacak. Kadın ve erkek futsalını başlatıyoruz. Ömer Bey, özellikle kadın futsalının başlatılması için bizi baştan beri sürekli uyardı. Fakat olimpiyatlarımızın olması ve yükümüzün çok ağır olması nedeniyle geçtiğimiz sezon içerisinde, sezonun da ortasına zaten benim gelmiş olmamdan ötürü bunu başlatma imkanımız olmayacağını konuşmuş. Bu sezon başlatacağımızı söylemiş. Bu dönem kadın ve erkek futbol Türkiye şampiyonalarını yapacağız. Ayrıca arkadaşlarımız